Şurası kesilip buraya yapıştırılıyor. Bu şekil üzerinde bunu gösterelim. C noktasının yeni yeri sağdaki şekilden de görüyoruz. Burası oluyor. Şekle yaklaştım. Bunun eşkenar olduğu verilmiş. 60 derece. Dolayısıyla burası da 60. Burası 60. ABC 30-60-90 üçgeni. Burası 30 ve burada bir dik açı elde ettim. 30'un karşısı 7, 90'ın karşısı 2 katı 14 eşkenar, bütün kenarlar 6. Burası da öyle. 14'ten 6'yı çıkardık. 8 kaldı. Bizden C'nin yeni konumu ile D'nin arasındaki uzaklık isteniyor. Dikkat ederseniz ACD üçgeni 6, 8, 10 üçgeni. Yani şurası 10 birim oluyor. Yani bizden istenen 10. ABC üçgeni C noktası etrafında 90 derece döndürülüyor. Şimdi açılara bakalım. 30, 90, burası 60 derece. Burası da 30. Zaten buraya 90 derece kalıyor. Yani şu kenar şu kenarın üzerine gelecek. Bu kenar daha uzun olduğu için şurayı uzatıyorum. B noktası buraya gelmiş olacak dönme sonucunda. A noktası da 90 derece çıkınca şuraya gelecek. Buna A üssü demiş. Şurası 30 derece. Karşısı 1, 90'ın karşısı 2. Şurası da köküç olacak. Bizden A üssü G uzunluğunu istiyor. Yani istediği yer burası. Üçgenler eş bu sarı üçgenler. 90'ın karşıları 2, 2. Dikkat ederseniz şurası boydan boya 4. O halde A üssü C, G üçgeninin dik üçgen hatta. Şuranın da 90 olduğunu biliyoruz. İki dik kenarı 2 ve 4. Yani K 2K, K kök 5 üçgeni, K yerine 2 gelmiş. Dolayısıyla A üssü G uzunluğu 2'nin kök 5 katı, 2 kök 5.